kimine göre her çocuk bereketiyle geliyor, kimi evli çiftlerse çocuk düşünmüyor. İkinci çocuğumuz. Peki ilk çocuk kaç yaşında? 9. Kaç çocuğunuz var? 5. Fazla mıdır, yeterli midir? Keşke daha 5 de olaydı. Hocam kaç kişisiniz ailede? 12. 12 sizce iyi bir rakam mı, fazla mı? İyi, şimdilik okey. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre çekirdek aile gitgide küçülüyor. İki çocuk yeterli midir? Yeterlidir. Fazlasıyla. Efendim, duymadım. Kesinlikle fazlasıyla yeterli. Yeterli. Kaç yaşındasınız? 49. Peki kaç çocuğunuz var? İki çocuğum var, bir kızım bir oğlum var. Bence her şeyin hakkı 3'tür, çocuğun da 3'tür ama imkanlar böyle oluyor yani. 2 tane yeterli. 10 ailen, 10 kardeşlik, bir tane baba, 12. Şimdilik biri de yok. Büyük çocuğunuz kaç yaşında? 8 yaşında. Küçük? 1,5. Sadece çekirdek aile değil, geniş aile de küçülüyor. TÜİK 2008 yılında ortalama 4 kişiden oluşan hane halkının da azaldığını gösterdi. Bence doğru artık yani, çocuklar bayağı masraflı olmaya başladılar. O yüzden ailelerde daha az çocuk, daha eğitimli bireyler yetiştirmeye yöneliyorlar. Ben 73 yaşındayım o zamanlar. Bu şartlar tabii ki yoktu. Kalabalık olmanın avantajı nedir? Çok avantajlar var yani, her şeye yani bir şey lazım olduğu zaman hepimiz aynı anda gidebiliyoruz. Sadece hane sayısı azalmıyor. Aynı evin içerisinde birbirine yabancılaşan bireyler de çoğalıyor. Tabii ki maddi, manevi, psikolojik. Şu anda çocuklar, eskiden hep sokakta oynardık. Hani bizim genç çocukluğumuzda hep sokaktaydı ama şu anda evin içinde büyüyorlar. Onlar yok şu anda. Bizim zamanımızdakiler, şimdikilerde çok fark var. Tabii ki. Çünkü artık büyükleri kaldıramıyorlar. Ne söylerse zarar. Eski günler tabii daha iyiydi. Yani şu anda biraz hayat yani muhabbet falan bitti yani her şey. Eskiden biz de sokakta oynuyorduk. Teknoloji gelişmenin sebebiyle de tabletler, televizyonlar falan çıkmaya başladı. Çocuklar da bir anda oyuna vermeye başladılar kendine.